Gazetede ölüm ilanını görene kadar. Kimmiş baban? Mühim biriymiş. Makam sahibi biri. Dedemin adını bana koyduklarını o gazete ilanından öğrendim ben. Neden yapmış böyle bir şeyi? Anne haklı işte. Babam gelecek. Görecek kendi babasının ismini bana koymuşlar. Öyle sevecek, sahiplenecek beni diye düşünmüş. Öyle sanırdı garip. Ölüm haberini aldıktan kısa bir zaman sonra kanser oldu, ortaya çıktı zaten. Bütün bir ömür onu beklemiş. Bakmış adam gitti öbür tarafa. Bu da tası tarağı topladı peşinden. Sana ne be kadın? Hani bir ömür boyu beraber yaşasanız anlayacağım. Sana ne oluyor? Sen niye gidiyorsun peşinden? Ben Aysel annemi arayayım. Bize bir balık yaptırsın. İster misin? Nasıl gideceğiz böyle? Mesele değil. Bayılır sofra kurdurmaya. O sofralar akı izin var mı? İzin ne demek? Mecburi. Şu ateşi söndüreyim de kalkarız. Alo. İyi misin oğlum? Kimmiş bu sürpriz misafir? Abi üstünde anne, sürpriz. Gelince görürsün. Annem bize balık yaptırır. Yanında da rakı belirledim. Verirsin değil mi anne? Veririm. Peki. Küçük bey mi? Gördünüz mü? Merak edecek bir şey yokmuş. Boşuna üzüldünüz. Misafir getirecekmiş yemeği. Getirsin. Başımızla beraber. Balık istiyorlar. Gidiyor muyuz abi? Gidiyoruz. Thank you.
saçını başını yolmak istiyorum. Değmez. O buldu cezasını. Ya hiç yok öyle bir şey. İdareyle işi pişirdi. Git gel haber taşıyor koğuştan. Zinet de koruyor onu hala ya. Niye korudun Yasemin'i? Boş ver. Şüphelenmesin. Öylesi daha iyi. Özge'nin tepesi attı. Bıraksaydın bir hırpalasaydı evdeymişken. İş hırpalamaya kalsa ben de hallederim. De. Şu bir iki gün koğuşta maraza çıkmasın. İstemiyorum. Bu kadar çabuk mu? Ahmet hazır ol dedi. Tabu işini halledecek. Oraya diye çıkınca... Hangi ara konuştunuz bunca lafı? Toprak sağ olsun. Görüşte. Bu Sema'ya... Doğuştan patlak deyince... Bir karıştı ortalık. Biz de o iki arada konuşuverdik. Ama bak bak Allah aşkına patlak değil mi bu? Doğuştan patlak. Ya hayır mı, siniri bozuluyor insanın. Zaten sevdiğim herkes gitti. Önce Kutsiş, peşinden Toprak. Aşk olsun Özge. Biz buradayız ya. Yok Fatma abla, öyle değil. Senin yerin ayrı bende. Biliyorum. Ben sırrımı söyledim sana. Kimseye söylemedim. Sağ ol. Sen sağ ol. Bana güvendin. Burada birine güvenmek çok önemli. Yoksa kafayı yer insan. Senin günün azaldı, çıkacaksın. Ya burayı bırak artık, dışarıyı düşün. Ne yapacaksın dışarıda? Ne bileyim. Toprağın kardeşi burada bir yer açmış. Çıkınca oraya takılırsın dedi bana. Bakalım. Güveniyor musun o oğlana? Ya bilmem. Şeker biri. Nasılsın? Biraz canım sıkkın. Çardıyan Kemal haber verdi. Toprağa sevke göndermişler. Gel bir çay içelim. Misafirim var. O da gelsin. Kim o biliyor musun? Hani Kemal beni görüştürmüştü ya. Müfettiş Ahmet Bey. Maşallah ne kadar çabuk samimi oldun öyle. Sonra seninle konuşacaklarım. Gitmiyor muyuz? Buyurun bir çay içelim. İçer miyiz? Olur. Kuzu. Sen malzemeleri otuyla bırak. Sonra gel bizi al. Tamam. Sabah söyledim ya. Tekrar arasaydın. Sema Hanım, bir gelsene. Bak Sema Hanım da yanımdaydı ben konuşurken sabah. Kilosu normale dönsün. Yollayacağız. Böyle demediler mi gözüm?
Telefonda konuştunuz Ekrem Bey. Ben karşıdakini nasıl duyabilirim? Burada elim kolum bağlı. Ne olur şunu doğru dürüst bir sorup öğrenseniz. Ah, kaç defa soracağız ya. İyiymiş işte. Gelecekmiş.